ivedilikle esnaflarımıza bir çözüm yolu getirilmesini talep ediyoruz. Ben bir iş adamları derneği başkanı olarak bununla ilgili de tahminime göre Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıkların da bir çalışma yaptığını umuyorum. EGİAD Başkanı Hakan İnci, Marge Otel'de düzenlenen Avrupa Birliği proje tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnci, pandeminin her kesimi etkilediğini, özellikle de esnafın dayanacak gücünün kalmadığını, bir an önce normal hayata dönülmesinin beklendiğini kaydetti. Yapılan tespitte yüksek riskli iller vardı kırmızıyla boyanan ülkemizde. Ve bunun ilk yapılan açıklamasına Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlar bu listenin her 15 günde bir güncelleneceğini, bu güncellemelere göre de esnafların veya o şehirde yaşayan insanların hayat standartlarının ne şekilde değişeceği ilan edilmişti. Ve ilk 15 günü biliyorsunuz dün itibariyle tamamladık. Şimdi elbette ki bu şehirlerdeki bu yüksek riski çıkmanın, riski çıkmasının veya işte kırmızıda kalmamızın birçok nedeni olabilir Edirne'de. Biz tabii şunu görüyoruz Edirne özelinde konuşursak. Bu Kapıkule'den çıkışlardaki PCR testlerinin de Edirne'nin kırmızıda kalmasına çok etken olduğunu duyumlarını alıyoruz. Bunun doğruluğunu tabii Sayın Valimiz bunu açıklayabilir. Bizde elimizde öyle bir veri yok. Sayın Valimiz bu kırmızı çıkmasının Kapıkule'den çıkış yaparken yapan vatandaşlarımızın yaptığı PCR testlerinin pozitif çıkmasını ne kadar etkilediğini, yani bu direkt etkiliyor mu yoksa onu ayrıştırıyorlar mı, onun net bilgisi yok bende. Buna bir bakmak lazım. Ama şimdi tabii esnaflarımız biliyorsunuz şu anda kan ağlıyorlar. Yani biz de ben de bir STK başkanı olarak, bir iş adamı derneği başkanı olarak benim üyelerim de artık. Yani ben şu an çarşıya çıkıp gezemez noktaya geldik. Kahvecisinden tut lokantacısına önümüzü kesiyorlar. Yani siz işte nasıl STK başkanısınız, niye bununla ilgili bir açıklama yapmıyorsunuz gibi zerzenişleri var. Tabii ki haklılar da çünkü insanlar artık ekmek derdindeler. Ama biz şimdi şunu merak ediyoruz Edirne olarak. Şimdi dün bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme yapıldığında daha önce farklı renkte olan, artık renklere göre konuşuyoruz biliyorsunuz, farklı renkte olan illerin bir kısmının da kırmızıya döndüğünü gördük dün. Şimdi normal şartlarda daha önceki açıklamalara baktığımızda o kırmızıya dönen illerin şu anda Edirne gibi kapanmaya gitmesi gerekiyordu. Yani mantıken öyle düşünüyoruz yapılan açıklamaya göre. Ama orada şu anda öyle bir eylem yapılmadığını görüyoruz. Burada bu eylem kullanılmıyorsa, yani kırmızıya dönen illerde hala önceki 15 gündeki rengine göre insanlar yaşamaya devam edeceklerse, o zaman daha önce kırmızı olan illerde de tedbirlerin alınarak esnafların tekrar hayatına başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de zannediyorum, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklar ve illerin valilerinin de bununla ilgili bir açıklama yapacağını ve bir çalışma yaptıklarını umuyorum. Çünkü burada yani açıklanamayacak bir şey ortaya çıkıyor. Yani eğer ben yüksek riskli olarak, kırmızı olan bir il olarak esnaflarım hala kapalıyken 15 gün önce sarı olup şimdi kırmızı olanlar da açık devam ediyorsa o zaman bu illerin de açılması gerekiyor. Yani bunu daha beklemenin bir anlamı yok. Ha, diğer türlü şunu zaten yapamayacağını biz de öngördük yani. Şimdi kırmızı olmayan illerdeki açılan esnaflarımızın kırmızı oldu diye diğer kapanma şansı çok zor. Çünkü insanlar ona göre personelini aldı, ona göre malzeme stoğu yaptı. Şimdi sen birden bir sabah kalkıp tekrar sizi kapattık demek de çok zor. Dolayısıyla ben bunun başta valimizden rica ediyoruz. Bu durumu diğer illerle kıyaslayarak, yani biz tabii Edirne'miz için konuşuyoruz. Edirne özelinde ivedilikle esnaflarımıza bir çözüm yolu getirilmesini talep ediyoruz. Ben bir iş adamları derneği başkanı olarak bununla ilgili de tahminime göre Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlıkların da bir çalışma yaptığını umuyorum.